Değerli dinleyicilerim, kültür, sanat, edebiyat ve mimarlık söyleşime hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Bu konu ve kitap Akdeniz ülkelerinde ve Türkiye'de kıyı kullanımı, yönetimi, irdeleme ve önerileri kitabı. Bu benim İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliğinde yaptığım Profesör Doktor Ertuğrul Doğan hocamızın danışmanlığında yaptığım doktora tezim. Bu tezi ben çok severek yaptım. Özellikle konuyu seçtim çünkü denize hayran bir insanım ve kıyılara hayran bir insanım. Fransa'da bulunduğum dönemlerde kıyıların ne kadar güzel korunduğunu gözlerimle gördüm. Fransa'nın güneyinde Cannes, Nice şehirlerini gezerken orada kıyıların nasıl halka açıldığını, kıyılara nasıl özen gösterildiğini gördüm. Önce bir deniz var, kıyı kenar çizgisi, ondan sonra plaj var, plajdan sonra yol var. Yoldan sonra inşaatlar başlıyor. Yani denizden en az 100 metre geride inşaatlar başlıyor ve kıyıya katı surette dokunulmuyor. Gözü gibi koruyorlar. Bu Türkiye'de maalesef yapılmadığı için şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. Denize sıfır evim var. Denize sıfır site. Denize sıfır bilmem ne. Sen denize sıfır nasıl yapabilirsin? Hangi şeyle yapabilirsin? Hangi kanunla? Hangi yasayla denize sıfır yapabilirsin? Yapıyor. Kimse kanun, yasa dinlediği yok. Kıyılar genellikle halkın malıdır. Anayasada bu kesin olarak belirlenmiştir. Ataköy sahillerinin nasıl insafsızca yok edildiğini ve oralara 23-24 katlı yapıların nasıl çirkince konulduğunu hepiniz gördünüz. Bir zamanlar Ataköy plajında denize giriyorduk. Gençliğimizin en güzel günleri orada geçiyordu. Türk filmlerinin çoğunluğu orada çevrilirdi. Şimdi Ataköy plajının üstünde ne var biliyor musunuz? 25 katlı iki tane bina var. Plajın üstünde 25 katlı bina. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir şey bu? Şimdi bu tezimi size gösteriyorum. Evet. Bakın PDF olarak indirebilirsiniz de ondan sonra buradan tez savunmada da efendim başarıyla geçmişim. Buradaki ön sözü size okumak istiyorum. Benim için çok önemli bu ön söz. Deniz olmayan bir bölgeden gelmemden dolayı. Evet, ben denizi olmayan bir şehirden, Kahramanmaraş biliyorsunuz, denizimiz yok. Gelmemden dolayı denize olan ilgim oldukça fazla olmuştur. Gelmememden dolayı. Yaşamda insan için ideal olan kahramanı keyfimize göre yerleştirmek, onu gözden hiç kaybetmemek ve o koskoca bir aradalığı sürekli olarak hatırlamaktır. Ancak bir araştırma yapmak, doktora tezi yazmak için romanın hayranlık verecek esneklikleri
burada bulunmamaktadır. Aslında ben kıyıyla ilgili bir roman yazmayı düşünmüştüm. Yani tabii doktora teziyle roman arasında büyük fark var. Çünkü romanda duygularınızı ilave edebilirsiniz ve edebi bir dil, edebi bir lezzet olması gerekir. Ama bilimsel dil biliyorsunuz soğuktur. Evet. Evet, evet. Bir romancı olarak kıyıların romanını yazmak için bir çaba içine girmem de gerekecektir. Temenni ettim bundan sonra okuyucularımın deniz ve kıyı hakkında kendi anılarını, görüşlerini ve beraberinde getirip ufkumu renklendirirlerse ve elinden geldiğince yapmaya çalıştığım gibi bu geniş varlığı yeniden yaratma konusunda bana yardımcı olursa kıyılarımızın ileriki kuşaklara daha güzel bir şekilde aktarılmasına yardımcı olunacaktır. Böylece denizin ve kıyıların görülebildiği ve sevilebildiği haliyle geçmişi hakkında olabilecek en büyük belgeyi meydana getirmek için geniş bir katılım sağlanmış olur. Kıyılarda taran her devirde devam etmiş. Kıyı bozulduğu zaman bir daha yerine getirilmeyen bir doğal zenginlik. Kıyıların korunması planlamayla çok ilgili. Türkiye'de 25 defa imar affı çıkartılmış. Akıllarına estikleri zaman imar affı çıkartıyorlar. İşlerine geldikleri zaman. Böylece bir ülkede planlama yapmanın güçlüğü hemen görülebilir. Kıyı kanununa da sımsıkı sarılmak lazım. Enflasyonla Türk parası kar gibi eriyor. Arsa ve emlak ise kar getirir. Hele sahillerde yer kapmak büyük kazanç kaynağı olmaktadır. En aydın geçinen insanlar bile kıyılarda yer kapmak telaşındadır. Böylece Türkiye'nin kıyıları yavaş yavaş yok ediliyor. Kıyı kanununda denizden uzaklık önce 10, bakın, sonra 30 metre derken 100 metre olmuş. Yarısı olan 50 metrede sosyal tesisler yapılır demiş. 100 metreye çekilmesi olayı birçok sahilde arazi yapısından dolayı delinmiş. Turizm tesisleriyle kıyılar bu kez de turizme peşkeş çekilmiş. Ardından ikinci konutlar modası bu salgın gibi kıyılarımızı istila etmiş. Biliyorsunuz bir ikinci konut şeyi vardı, deliler gibi. Evet. Yerel yönetimler mantar gibi türeyen belediyecikler kıyılarını salgın gibi kendi yandaşlarına peşkeş çekmişler. Kıyıları doldurup alan elde etmek isteyen belediyeler yasal prosedürü beklemeden işe koyulup kıyı kanununu ihlal ediyorlar. İhlal. Kıyı dolgu alanlarının güya halkın yararlanması için yaptığını savunan belediyeler bir de böyle yaparlar biliyorsunuz, kılıf hazırlarlar. Kıyıların ekolojik ve biyolojik zenginliğini bozarak yok ettiğinin farkında bile değildir. Arıtma olmayan tesisler kıyıları yok ediyor. Plansızlık, devlet egemenliği had safhalarda. Sivil toplum örgütleri zayıf kalıyor. Yağma, politikacılığı sahilleri yok etmiş. Ne yazık ki devlet kıyıların yağmalamasına bir ölçüde yardımcı oluyor.
gücü olan kıyılara ele geçiriyor. Öyle değil mi? Ataköy'ün sahilleri nasıl ele geçirildi? Yukarıdan emir verildi. Halbuki sivil toplum örgütleriyle kamuoyu gücü yaratılabilir. Ataköylüler çırpındılar. Yok, bir şey elde edemediler. Ve medyanın da yardımcı olmasıyla bu olan alanlara sahip çıkılabilir. Çıkılıyor mu? Yakın zamana kadar kıyılarla ilgili resmi bir kuruluş ve üniversitelerde ayrı bir birim yoktu. İlk kez İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü bu konuya özel bir ilgi gösterdi. Sevgili dinleyicilerim, ben bu kıyıya ilgi duymamın nedeni Paris'te nehir kenarında geziyordum. Bir şeyle, bir binayla karşılaştım. Bu binanın üstünde kıyı korumacılığı müdürlüğü, genel müdürlüğü diye yazıyordu. İçeri girdim. Evet, yayınlarını inceledim. Sen Nehri'nin kıyısının nasıl korunacağının yasaları çıkmış. Bütün Fransa kıyılarının, Fransa'daki deniz, göl ve nehir kıyılarının nasıl korunacağına dair büyük bir enstitü kurulmuş. Bu enstitüyü de Sen Nehri'nin tam üstünde güzel bir binaya yapmışlar. Ve bu doktora tezini hazırlarken zaten bu enstitüden çok çok yararlandım. Teşekkür bölümünde göreceksiniz. Kıyı alanları yönetimi ana bilim dalı deniz bilimleri bünyesinde 1994 tarihinde YÖK tarafından kuruldu. Bu birimin ilk öğrencileri olma mutluluğunda bizler yaşadık. Doktora çalışmalarına başlamamı ve bu eseri hazırlamamı sağlayan Profesör Doktor Ertuğrul Doğan'a en içten şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum demişim. Çünkü değerli hocam da rahmetli oldu. 7 sene oluyor. Nur içinde yatsın. Bu çalışma çok geniş kapsamlıdır. Akdeniz ülkelerinin Fransa başta olmak üzere birçoğuna kendim gittim. Bazılarına büyükelçilikler vasıtasıyla ulaştım. Gerekli adresleri temin ettim. Bu kaynaklardan posta, faks ve bilgiler aldım. Üzülerek belirteyim ki İtalya ve İspanya kıyılarının durumunu öğrenmek için birçok başvurularıma rağmen cevap alamadım. Bu iki önemli Akdeniz ülkesi de ne yazık ki bu çalışmada yer almadı demişim. Ve bu şeyi kıyıya hayran olduğum için, kıyılara hayran olduğum için bunun önce romanını yazmak için yapmıştım. Başvurmuştum yani roman olarak yazacaktım. Fakat baktım bunun kıyıların romanını yazmak bir hayli zor. Yani önce dedim şunu bir inceleyeyim. Şunun bir bilimsel bir tarafına lan tutayım. Bakayım nasıl bir şey olacak diye. Önce bu tarafından dedim bir başlayayım dedim. Evet, mesela burada yüksek lisans öğrencilerime de bir takım formüller verebilirim. Mesela bakın bu içindekiler bölümü çok önemlidir tez yazmada. İçindekilere bakalım neler varmış. Mesela bir giriş, bir amaç ve kapsam, 1-2 kıyı alanları tanıtımı. Evet, bu içindekiler bölümünde sevgili arkadaşlarım, yüksek lisans öğrencilerim var. Benim bu içindekiler bölümü çok önemli. İşte başta bir giriş yapıyoruz. Sonra mesela
birinci bölüm girişte bir bir amaç ve kapsam, bir iki kıyı alanları tanımı, bir üç kıyı alanlarının genel karakteristikleri, bir dört kıyı alanları yönetimi genel amaçları, bir beş kıyı alanları yönetiminin uygulanmasında sağlanacak yararlar gibi. Ondan sonra ikinci bölümde kıyı alanları yönetimi efendim nasıl yönetilmiş, başlangıç, planlama, uygulama ve sonunda kıyı alanları yönetim politika ve stratejileri. Sonra mesela Akdeniz ülkelerinde kıyı alanları koruma yöntemleri baştan başlamışım mesela. Arnavutluk incelemişim. Kıyılarını kıyılarda koruma, kıyılarda gelişim, sonuç ve hedefler. Hep gezdim buraları. Kıbrıs gittim. Kıyılar, kıyılarda koruma, kıyılarda gelişim, sonuç ve hedefler. Hırvatistan, kıyılar gittim. Efendim, Fransa zaten ezbere biliyorum. Kıyılarda her yerde koruma, kıyılarda gelişim, sonuç ve hedefler. Yunanistan dolaştım. Ondan sonra İsrail, özellikle Malta, Fas, Slovenya, Tunus. Tunus bir de bizden çok güzel korumuş kıyılarını. Gözümle gittim gördüm. Ondan sonra bunlar bittikten sonra Türkiye'de kıyı alanları ve yönetimi bölümü var. Dört, işte genel bakış, Türkiye'ye ilişkin mevzuat ve kurumlar, çevrenin korunması ve yönetiminde diğer organlar, çevreyle ilgili uluslararası sözleşme ve anlaşmalar, doğal ve tarihsel zenginlikler, ormanlar, sulak alanlar, Akdeniz yörelerinde özel koruma alanları, bitki ve hayvan türlerinin korunması, Akdeniz örgütü, Türkiye kıyı alanları koruma yöntemleri, nasıl olmuş? Tarihçesi, kıyı alan, kıyılar ve topluma yararı, kıyı sorunu. Evet, kıyı nedir? Kıyı çizgisi nedir? Karasal kıyı, kenar çizgisi, sahil şeridi, kıyı kuşağı, eski kıyı, kıyı gerisi, akarsu yatağı. Evet, ondan sonra yasal çerçeve. Kıyılardan yararlanma, imar planı, inşaat, kullanma izni. Devam ediyoruz. Geniş şeyler, çevreyle ilgili izin, denetleme, izleme bölümleri, doğal, kültürel varlıkların korunması, duyarlı alanlar yönetimi, sektörel düzenlemeler, tarım topraklarının tarım dışı amaç kullanımı, turizm teşvik yasası, su ürünleri yasası, orman yasası. Evet, böyle gidiyor. Türkiye'de kıyı çevre turizm etkileşimi, turizmin gelişmesi, kıyılarda yapılaşma, turizm ve kıyılar, kıyı kullanımına bağlı turizm ve rekreasyon amaçlı yerleşmelerdeki olgular, planlama sorunları, yapısal sınıflama, yersel sınıflama, devinimsel sınıflama, zamansal sınıflama, nüfus özellikleri, şahsi gelirlerin artışı, insanların hareket kabiliyetlerinin artışı. Böyle devam ediyor. Efendim bir de örnek almışım mesela sarı germe, kıyı kesimi örneği. O zaman çok meşhurdu sarı germe. Sarı germeyi incelemişim. Coğrafi durumunu, doğal yapısını, bölgenin ekonomik yapısını, balıkçılık yapısını, sarı germedeki kıyı yönetimi yapılaşma modelini, sonuç ve öneriler. Evet, sonunda Akdeniz ülkelerinde kıyı alanları yönetiminin irdelenmeli karşılaştırmasını yapmışım. Nedir? Yapılaşma sorunlarını, kurumsal sorunları, kıyı yasalarını, hukuksal sorunları, yasal alanda önerilen eylemler, finansmal alanında
kıyı alanları yönetimi, danışma kurulu, kıyıları kirleten faaliyetler, kıyıların çevre ve sorunlarına çözüm önerileri, sonuç ve hedefler, yararlanan kaynaklar demişim. Yani çok kapsamlı, gerçekten böyle şeyler çok severek, hayranlıkla yaptım ve üstün başarıyla yani savunmama yaptığım takdirle ünvanı aldığım bir tezimdir. Bu tezim aynı zamanda kitap olarak da yayınladık. Kitabı da gösteriyorum size. Türkiye'de Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması kitabı. Bu kitap da elden ele dolaşan bir kitap haline gelmiştir. Yani burada çok önemli, gerçekten çok çok önemli bir konuya dokundum, değindim. Çünkü yıllar evvel bu kıyıların nasıl elden gittiğini, ta Osmanlı döneminden başlıyor. O yalılar, ne demek yalı? Yalı ne demek yani? Yalı, işte yalı demek kıyıyı istila etmek demektir. Zengin varlıklı insanların boğazın burnunun dibinde sıfır şeyde getirip şey yapması lazım. Oraların hepsinin yıkılıp halka açılması lazım. O yalıların filan hepsinin. Yani kanunen halkın malı olan kıyıların insafsızca iktidarlar tarafından, güç tarafından anayasa, kanun, nizam dinlemeden istila edilmesini, yağma edilmesini asla böyle kabul edemediğim için önce bunun romanını yazmak istedim. Dolaştım bütün kıyıları, görüyorsunuz hepsini. Türkiye'nin bütün kıyılarını dolaştım. Bütün. Karadeniz'den tutun Ege, Akdeniz, hepsini gezdim sırasıyla. Var, burada hepsi var. Hayret ettiler şeyler, hocalar, savunmamı yaparken. Slaytlarla yaptım. Resimlerle yaptım. Yani bu nedir ki? Bu yasal olarak teslim edilmiş tez. Yani enstitüye teslim edilmiş tez. Ama bir de ayrıca dokümanlarım vardı. O zamanlar bilgisayar filan yoktu. Asitanla gösterirdik. Şeyler vardı. Fotoğrafları gösteren makineler vardı. Onları korduk gösterirdik. Bütün hepsini. Resimler çekerek. O resimler enteresan resimler çekerek. Bütün oradaki kıyıların nasıl böyle vahşice ele geçirildiğini, istila edildiğini içim acıyarak gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, bu denizleri korumak, kıyıları korumak, doğayı korumak, çevreyi korumak tamamen büyük bir kültür ve vicdan meselesi. Ağaçları korumak vicdan meselesi. Eğer vicdanımız hakikaten el veriyorsa, o Allah'ın yarattığı o kıyıları, o ağaçları bozabilirsiniz. Bozabilirsiniz eğer yani rahat uyuyabiliyorsanız. Rahat, sizin ne hakkınız var ya? Bütün insan, anayasada insanlara tanınmış kıyılar halkın malıdır diye. Hala açın bakın, anayasada kıyılar halkın malıdır diye yazılıdır. Ormanlar halkın malıdır. Kıyılar halkın malıdır. Sizin ne hakkınız var ya? Oralara gidip altın aramak, maden aramak, oralara 25-30 katlı yapılar dikmek. Yapamazsınız. Yapamazsınız.
Ve yaparsanız da torunlarınızın torunlarınızın torunları sizi affetmez. Affetmez. Mümkün değil. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Dünya malı dünyada kalıyor. Hiç kimse giderken götürüyor mu? Ne demişler? Bu dünya kanunu Sultan Süleyman'a kalmamış. Ne götürmüş giderken? İşte yatıyor orada türbede. Hürrem Sultan'la beraber orada. Hiçbir şey götürmemiş. Ama insanın öldüğü zaman arkasında güzel konuşulması, iyi anılması. Güzel insandı, dürüst insandı, halkına yardım ediyordu. İlim, irfan sahibiydi. Gibi sözlerin söylenilmesi herhalde öbür dünyaya götürülmeye mümkün olmayan maldan çok çok daha önemlidir. Onun için çok değerli izleyicilerim, benim bir kültür sanat sayfam var. Onu size söylüyorum. Profesör Doktor Murat Aykaç Ergünöz kültür sanat sayfam. Ayrıca Profesör Doktor Murat Aykaç Ergünöz YouTube kanalım. Tekrar ediyorum, Facebook sayfam Profesör Doktor Murat Aykaç Ergünöz kültür ve sanat. Profesör Doktor Murat Aykaç Ergünöz YouTube kanalım bulunmaktadır. Bütün bu konuşmalarım YouTube ve kültür sanat sayfama medya danışmanım tarafından yüklenmektedir. Bunların istediklerinizi oradan dinleyebilirsiniz. Kıyı mı istediniz? Kıyı'yı dinlersiniz. Edebiyat mı istediniz? Edebiyatı dinlersiniz. Tolstoy mu istediniz? Anne Karenina var orada çevirdiğim. Alıp onları oradan dinleyebilirsiniz. Bu şekilde bugün şu anda bu söyleşime de burada son veriyorum. Hepinize sevgiler ve saygılarla kucaklarım.